Kütle sırasıyla M, M ve 2M olan X, Y, Z cisimlerine şekilde gibi F, 2F, 2F kuvveti uygulandığında hareket etmiyorlarmış. Hareket etmiyorsa net kuvvet sıfırdır. Hareketi geç, net kuvvet sıfır. Buna göre cisimlere uygulanan sürtünme kuvvetlerinin büyükleri e, hareket etmiyorsa sürtünme kuvveti uygulanan kuvvete eşittir. Yani burada uygulanan F ise Fx diyelim. F kadardır. Burada uygulanan kuvvet Fy 2F kadardır. Burada uygulanan kuvvet de yine de 2F kadardır. Çünkü hareket etmiyorsa net kuvvet sıfırdır. Buradan da Y ve Z'ye uygulanan kuvvetler 2F kadar. X'e uygulanan kuvvet ise F kadar olacaktır. Aşağıda böyle olaylardan hangisi etki tepki kuvvetine örnek olarak verilemez? Etki tepki. Arabasını iten şoför olur. Çünkü şu bir arabaysa, şuradan itiyorsa, bunu etki uyguluyorsa araba da buna tepki uyguluyordur. Olur. Bilek güreşi yapan sporda birbirlerini itiyorlar. Olur. Duvara bağlı yayı çeken kuvvet yaya bir etki yapıyor. Yay da ona bir tepki gösterecektir. Bu da olacaktır. İp çekme oyunu oynayan çocuklar. Şimdi burada isnai durum şu. Şöyle bir ip çekiyorsak biri bu taraftan kuvvet uyguluyor, biri bu taraftan. Bakın aynı cismin. Şimdi etki tepkini olabilmesi için farklı cisimlere kuvvet uygulanması gerekiyor. Farklı cisimlere. Ama ip çekme ya da halat çekme oyununda iki tarafta ipe kuvvet uygulandığı için bu etki tepki kuvvetine girmez. Topa kafa vuran futbolcu top futbolcuya, futbolcu, futbolcu topa vurmuş oluyor. Hani farklı cisimler üzerinde olması gerekir. sürtünmeli bir ortamda cisimlerden hangilerine kinetik sürtme kuvveti etkiler? Kinetik sürtme. Şimdi kinetik sürtmenin olabilmesi için cismin hareketli olması lazım. Yani cismin bir hız değerinin olması gerekiyor. Duran cisimlere, duran cisimlere statik sürtme kuvveti etkiler. Hızlanan cisimlere, yavaşlayan cisimlere ve sabit hızla hareket eden cisimlere kinetik sürtme kuvveti etki edebilir. Çünkü bir hız değeri vardır. Yani bir hariç diğerleri olur. Sürtünmesiz ortamda x ve y cisimlerine sabit büyüklükte f kuvveti iletilmektedir. x cismine y cismi uğradığı etki kuvveti ne x? Şurası ne x'miş. y cismine x cismi uğradığı tepki kuvveti ne y'dir? Bu da i̇şte ne x cisminin kütlesi y cisminin kütlesine büyük olduğuna göre yani mx büyüktür MY olduğuna göre kuvvetlerin büyükler arasında bir ilişki vardır? Şimdi ortam sürtülmesiz. Aslında şu da veren değerin hiç de bir önemi yok. Çünkü burada f x ve y cisminin beraber hareket ettiği için f eşittir mx artı my çarpı a'dır. Y cismini ise y cismini ise sadece şu arada oluşan etki tepki kuvveti hareket ettirecektir Yani burada nx eşittir my çarpı a'dır. Yani X tamamını hareket ettiriyor. Şey pardon F tamamını hareket ettiriyor. Y ise arada oluşan etki ve tepki hareket ettirdiği için budur. Zaten her halükarda etki ve tepki kuvveti büyükçe birbirine eşit olduğuna göre F en büyük diğer ikisi de birbirine eşittir. Yağımız 5 seçeneği. Fatih dikdörtgen şeklindeki keresteye ip bağlayarak sürmek istiyor. Belirli bir kuvvet uygulamasına rağmen keresteyi hareket ettiremiyor, harekete geçmiyor. Buna göre işlemlerde hangilerini yaparsa keresteyi aynı kuvvetle hareket ettirebilir, ettirebilir. Teker takmak günlük hayatında biliriz mesela. Yani ya da duran bir cismi ittiğim zaman biraz zordur ama eğer ki teker varsa o hareketi biraz kolaylaştırıyor ve hareket ettirebilir. Zemini ıslatmak burada ne yapıyor? Sürtme kuvvetini azaltır. Mesela yağmurlu havalar arabadan kayması falan biliriz. Bu olabilir. Kesinlikle dik konuma getirmek yani şu hale getirse bir şey değişmeyeceği için yine hareket ettiremeyecektir. O zaman 1 ve 2 de olabilir ama diğerinde olmaz. Etki ve tepki kuvveti için etki ve tepki kuvvetin hangileri doğrudur? Aynı doğru düzenlidir. Evet doğrudur. Etki kuvvet tepki kuvveti eşittir. Tabi büyüklükce bu. Büyüklük olarak. Çünkü işte etkinin yönü bu tarafa doğruysa tepkinin yönü bu tarafa doğrudur. Bu iki kuvvet birbirine eşit diyemeyiz. Bileşkeler sıfırdır. Burası önemli bir detay etki ve tepki kuvvetleri farklı cisimler üzerine uygulandığı için bileşkesi anlamaz. Yani bileşke sıfır diye bir ifade olmaz. Farklı cisimler üzerindedir. Doğru. Bir de doğruyu o zaman cevabımız 1 ve 4 olacaktır. Yerin cisimlere uyguladığı çekim kuvvetine ağırlık denir. Buna göre bir cismin ağırlığı hangi değerine bağlıdır? Şimdi şu yer ise yani dünyamızda şurada bir cisim varsa ağırlık dediğim şey m çarpı g idi. Uygulanan çekim kuvveti ağırlığı eşit ama kuvvet Aynı zamanda g çarpı m dünya m cisim bölü r kare idi. Cismin yerin merkezine olan uzaklığına bağlı. Çünkü şurayı etkileyen bir şeydir bu. Yerin kütlesini yerin kütlesine dünyadan bahsediyoruz. Bağlı. Cismin kütlesine bağlı. Yerin dönme hızına formülde böyle bir şey olmadığı için hani buna bağlı değildir. Cevabımız 1 2 3 olacaktır. Yatay bir düzlemde, yatay bir düzlemde. Yani bu ifade önemli. Yatay düzlemde Cisme uygulanan sürtünme kuvvetinin cisme uygulanan kuvvete bağlı grafik çekildiği gibidir. Buna göre ifade hangileri doğrudur? Şimdi sıfırdan başlamışız. F1 değerine kadar cisim hareket etmemiş. Hareket etmemiş. Ve e, uyguladığımız kuvvet ne kadarsa sürtünme kuvveti o kadardır. Bundan dolayı açı 45 derecedir. Çünkü doğru bir ifade. 0 F aralığında statik sürtünme kuvveti etki etmiştir. Çünkü hareket etmediği için statik yani duha, cisim harekete geçmedi. Durgun halde. Dolayısıyla statik sürtme kuvveti etkilmiştir. Doğru. Cisim hareket etmemiştir. Yani şuradan sonra hala kuvvet artıyor ama bu kuvvet sabitse bu da harekete başladığını ve kinetik sürtme kuvvetinin sabit olduğunu anlatır. Yani cisim harekete geçmiştir. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır. Aşağıdaki ifadenin hangisi doğrudur? Sürtme kuvveti hareket doğrusundan diktir. Hayır, dik değil, paraleldir. Paralel olmalı. Yanlış. Sürtme kas birimi Newton bölü metredir. Sürtme kas birimi yoktur. Yok. Çünkü Fc eşittir K çarpı N'dir. Sürtme kuvveti eşittir tepki kuvvetidir. Yani K eşittir Fc bölü N'dir kuvvet bölü kuvvetten sürtme kuvvetinin birimi yoktur. Duran cisimlere kinetik, hareket halindeki cisimlere statik sürtme kuvveti kullanılır. Tam tersi olacak. Duran cisimlere statik, statik hareket halindeki kinetik olması lazımdı. Bu da yanlış. Sürtme kuvveti cisimleri hareket ettirebilir. Hayır, sürtme kuvvetinin ne kadar büyük olursa olsun hareket ettirme özelliği yoktur. Sürtme kuvvetinin yönü cismin hareketi yönüne zıttır. Bu öteleme hareketlerinde geçerlidir ama doğrudur. Yani öteleme hareketleri için evet bu doğrudur. Dönme hareketlerinde biraz işler farklılaşıyor. Ama öteleme hareketlerinde bu ifade doğru. Şekildeki gibi x doğrusuna hareket eden cisme artı x yönünde sürtme kuvveti etkiliyor. Şu tarafı sürtme kuvveti. Şimdi, bunun yaptığı hareket bir öteleme hareketidir. Öteleme hareketlerine sürtünme hareketi her zaman için harekete zıt yöndedir. Cismin hareket yönü bu tarafıymış. Cisim bu tarafa doğru hareket ediyor. Buna göre yargılan hangileri doğru olabilir? Cisim artı x yönünde hızlanmaktadır. Hayır. Olamaz. Cisim eksi x yönünde yavaşlamaktadır. Olabilir. Yani hareket yönü önemli. Cisim artı x yönünde yavaşlamaktadır. Olmaz. Cisim eksiksiz yönde yavaşlamaktadır. Olabilir. Cevabımız D seçeneği. Yağışta avlarda fren yapan bir aracın durumu, durma mesafesi artar. Yani sürtme kuvveti azalıyor aslında. Bu da Fc'de K çarpı neydi? Aslında aracın ağırlığı değişmiyor ama değişen kimdir? Sürtme kas sayısıdır. Şu değişiyor. Bunun nedeni hangileri olabilir? Olabilir. Temas yüzeyinin azalması, sürtme kuvveti temas yüzeyine bağlı değil. Sürtme katsayısının azalması doğru. Sıcaklığın azalması formüle sıcaklığa bağlı bir şey olmadığına göre bunun nedeni sadece sürtme katsayısının azalması deriz.